Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler, nasılsınız, iyi misiniz? Birinci Okul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Kasım ayında sizlerle birlikteyiz. Sevgili Demet, iPad'imi bırakıyorum. Evet. Sevgili akrepler için çok önemli bir aya giriyoruz. İlgilenmemiz gerekiyor. Çünkü Akrep Burcu'nu uzun zamandan beri ay tutulmaları ve güneş tutulmalarıyla mücadele ediyor. Artık güneş tutulması ve ay tutulması dönemi yavaş yavaş bitiyor. En son 29 Nisan'da olacak bir tutulma dönemi var. Orada işte bir o tutulmayla beraber Akrep Burcu aslında 9 yıl daha sakin ve sükunetli bir döneme girecek. Evet. Tabii ki o 29 Nisan 2014'te olacak. Şimdi 3 Kasım Akrep Burcu'nda burcunuzda olan bir arkadaşlar güneş tutulması var. Biraz da 2 ile 10 Kasım arasında doğanları daha fazlasıyla 1 yıl boyunca etkileyecek. Evet. Bazı olaylar yaratacak. Aslında ben Akrep Burcu için olumlu olduğunu düşünüyorum bu tutulmanın. Sen ne diyorsun? Ben de olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kuzey düğüm yönünde Satürn zaten burçlarında, Akrep burcunda. Sağda solda kare ağız. Kare ağız ve tutulmanın yöneticisi Mars bir şekilde tutulma noktasına destekleyici bir açı yapıyor. Jüpiter'in yengeçteki pozisyonu zaten akrepler için büyük şans bu yıl. Jüpiter yengeçte, Neptün balıkta, akrep yani büyük su üçgeni var ya. Evet. Yani 17 Temmuz 2014 diyebiliriz. O döngüye kadar Neptün zaten yavaş yavaş gidiyor Aras'tak kaplumbağasıyla. Jüpiter iyi bir durumda. Satürn Akrep Burcu'nda. Yani aslında Akrep Burcu Satürn'den anormal düzeyde zarar görmüyor. Görmüyor. Jüpiter çok iyi. Jüpiter onu çok ciddi koruyor. Neptün'ün de desteği var. Yani Akrep Burçları için 3 Kasım tutulması hayatlarında yeni şeylerin başlayacağı. Yeni şeyler. Eskilerin bitebileceği, Mars'ın Başak'ta olması, Plüton'un Uranüs'te karesi evet biraz zorlayacak ama bize Akrep Burcu için keyifli olguları temsil ediyor. Şimdi yönetici gezegenlerden biri Başak'ta, Mars. Akrep evet. Burcu'nda. O diğer zaman bu tutulmayla ilgili Başak sembollerini de Akrep'te görebileceğiz. Evet. Başak sembollerini i̇ş, nasıl görebileceğiz? Çalışma, hizmet. Çalışma, iş hayatı, hizmet. Birlikte çalıştık Plüton kişiler. Plüton Oğlak'ta zaten. Kötü alışkanlıklardan kurtulma, sağlıkla ilgili sıkıntıların çözülmesi, çok ağır bir sağlık sorunu eğer varsa çözülmesi. Yani ikinci bahar dediğimiz bir yapı, yani 70 yaş ve sonrası akreplerde bile ikinci bahar dediğimiz bir yapıya sebebiyet verir. Yalnızca çok nadir doğum haritasında işte Uranüs aslanda olacak. Evet. Plüton'u böyle çok problemli olacak. 57'ler, 58'ler, evet. 62'ler, 63'ler, çok nadir 67'ler. Bunlarda bazı sorunlara sebebiyet verecek. Genel olarak çok iyi bir dönem. Evet, arkasından Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçişi var. Ne düşünüyorsun? Venüs Oğlak Burcu'na geçecek 5 Kasım'da ve 6 Mart'a kadar, 2014 6 Mart'a kadar uzun bir süre Venüs Oğlak Burcu'nda akrepler için 3. ev konuları gündemde olacak. Bu dönemde belki daha fazla yakın çevreleriyle, akrabalarıyla, kardeşleriyle ilişkileri öne çıkacak. Bu arada 21 Aralık 31 Ocak arasındaki retro dönemde belki bazı pürüzler ve sorunlarla uğraşabilirler bu ilişkilerde. Seyahatler, eğitim, yine ticari konular, kendilerini ifade etme konularında yaratıcılıkları artabilir. Yazmak, çizmek, bir şekilde Venüs orada. Evet. İletişimle ilgili konularda. İletişim yani mesela bak bu çünkü 6 Mart'a kadar olacak ya 21 Aralık 31 Ocak arasında. Mesela eskide bir fantezi kurdu. Gençliğinde bir roman yazmak istiyor. O yeniden ortaya çıkabilir. Evet. Yeniden böyle bir şey yapıyor, ortaya çıkartabilir. Yazabilir, çizebilir. Veya uzun yıllar önce kaybettiği bir yüzüğü bulabilir. Venüs Oğlak'ta retro olunca bazı değerli taşları bulabiliyor. 21 Aralık 31 Ocak'ta. 6 Kasım'da Güneş kavuşumu Satürn yılın tehlikeli günü Akrep Burçları. Dikkatli olun. 5, 6, 7 Kasım civarında doğan Akrep Burçları'nı biraz zorlayabilir. Ailenizde otorite konumundaki bir büyükle ilgili sağlık sorunları olabiliyor. 12 Kasım yılın en iyi günlerinden biri. 10 Kasım'da Merkür ileri harekete geçiyor Akrep Burcu'nda. Bazı bu teknoloji ve bilgisayarlar, elektrik ve internet arızaları düzelmeye başlıyor. Düzelmiyor. 12 Kasım'da Güneş Üçgen Jüpiter. Üçgen Jüpiter akrepler için çok güzel. Özellikle ikinci dekan sonu ve üçüncü dekanda doğan 12 akrepler. 12 Kasım'dan sonra doğanlar için bence çok olumlu. Evet. Bir olaya sebebiyet veriyor. Yengeç üzerinden olduğu zaman da aşk
Pazara evet, aşık olur. Aşk, çocuklarıyla ilgili güzel haberler gelebilir veya doğum, hamilelikle ilgili tabii. gelişmeler olabilir. 17 Kasım Boğa burcunda Dolunay pek çok akrep hayatın aşkıyla karşılaşıyor. Jüpiter'den, Neptün'den destek açısı var. Bazı akrepler 17 Kasım haftasında doğan akrep burçları hayatlarında Temmuz ayına kadar bir yıllık dönem içinde çok keyifli haberler alıyorlar. Bu aslında aylık bir yorum olmasına rağmen yıllık burç yorumu gibi de evet. düşünebilirsiniz. Daha duygusallaşıyorlar evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Böyle bir Boğa burcundaki Dolunay'la beraber daha duygusallaşıyorlar. Evet. Daha keyifli oluyorlar. Yaratıcılıkları artabilir, sanatla daha ilgilenebilirler. Evet. Şimdi tüm Hobiler. Akrep burçlarına 3 Kasım'da Akrep burcundaki yeni ay güneş tutulması için özel bir video konferans yapacağız. O konferansta bilinçokurunun profesyonel ekibi ile karşı karşıya gelebilir. O videoları dinleyebilirsiniz. Yalnızca bunlar bilinçokuru üyelerine özeldir arkadaşlar. bilinçokuru.com grubuna veya işte sosyal paylaşım sitesine üye olduğunuz takdirde 3 Kasım'da ilgili daha detaylı bilgileri alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na giriyor. Evet, Güneş Yay Burcu'na geliyor sevgili akrepler. Para konularıyla biraz 22'sinden sonra daha fazla uğraşmanız gerekebilir. O süreç içerisinde. 24 Kasım Güneş Kara Neptün maddi ve ekonomik konularla ilgili. Biraz da 24, 25, 26, 27 Ekim civarında doğan akrep burçlarının küçük para kayıpları, maddi kayıpları, işte borsa, dolar mark, dolar euro gibi olgularda küçük kayıpları olabiliyor. 30 Kasım iyi değil mi? 30 Kasım ilginç Güneş Uranüs üçgeni sürprizler getirebilir. Yine belki parasal bir konu, bir destek bir yakınlarından gelebilir. Maddi ve ekonomik olarak kuvvetlenmek, parasal konularda destek İşten görmesi. İşten gelebilen bir maddi gelir. Mars'ın pozisyonu akrebe nedir sevgili Demet? Mars Başak Burcu'nda şu an özellikle daha fazla sosyal hayata katılabilirler. İş arkadaşlarıyla birlikte olmak, toplantılara katılmak, organizasyonlar. İş arkadaşlarından biri yeni bir iş alternatifi sunabilir. Evet, 30 Kasım ve takip eden dönemde. Sevgili akrep, keyiflisin, ballısın, şanslısın. Keyfine bak. Bye. Hoşça kalın. Güle güle.